Merhaba sevgili seyirciler. Yeni bir programda, yeni bir canlı yayında tekrar sizlerle beraberiz. Sevgili izleyiciler, Saat TV'de bazı konuklarımızı tekrar tekrar ağırlamaktan büyük keyif alıyoruz. Çünkü sizlerden yoğun talep geliyor bazı konuklarımıza. İşte bugün de öyle bir konuğumuzu ağırlıyoruz. Doçent Doktor Mutlu Demiray hocamız. Stüdyomuzda program konuğumuz. Mutlu hocamız kendisi onkoloji uzmanı olduğu için kendisi de kanser programı yapmıştık geçtiğimiz programda. Hipertermiydi değil mi hocam? Evet, sıcak kemoterapi konuşmuştuk. Evet. Gerçekten o programımız da çok ciddi, çok güzel, yoğun bir ilgi almıştı. Kanser, evet hani asrın vebası olarak geçiyor. Ölümcül bir hastalık. Pek çok ülkede kanserle ilgili tedavi araştırmaları yapılıyor ama tırnak içinde hocam bir türlü de bulunamıyor kanserin tedavisi. Evet. Ama kanseri biliyoruz ki hocam biz bugüne ait bir hastalık değil. Tabii ki. İnsanlık tarihiyle beraber belki başladı başlamadı bilemeyiz ama kanser insanda var, hayvanda var, bitkide var, doğada kanser var. Bu noktada hocam tabii kanserin çeşitleri var. İşte prostat, akciğer, karaciğer ama en nihayetinde organın ismi değişiyor ama hastalığın ismi kanser. İsmi değişmiyor. Bir cümle daha söyleyeyim hocam tabii sevgili izleyicilerimize. Şimdi sevgili izleyicilerimiz tabii kanser deyince ve bir onkolog hocayı da ekranda görünce büyük bir ihtimal şunu düşünüyorlardır. İşte kanser nedir? Nasıl tedavi edilir? Hangi evreleri vardır? Kemoterapi, ilaç vesaire, cerrahi operasyonlar gibi hani medikal tıp ve cerrahi tıp özelinde daha dar bir çerçevede konuyu ele alıyoruz genelde ama biraz da hocam bu konuda çok uzman hekim olmadığı için bu alanda ele alıyoruz. Hangi konuda uzman hekim yok? Bitki noktasında maalesef çok uzman hekimler bulamıyoruz. Ama sevgili izleyiciler, Mutlu hocamız dünyaya bitkiyi anlatan bir hoca. Ayağının tozuyla geldi. Almanya'da özellikle zerdeçal bitkisinin kanserin tedavisinde ne kadar etkili bir bitki olduğunu Almanya'da dünya hekimlerine anlattı. Yani dünya çapında bir bilim adamını ağırlıyoruz. Siz de kanserle ilgili hangi bitkiyi kullanabilirim, hangi bitki kanserin tedavisinde faydalıdır diye merak ediyorsanız canlı yayında Mutlu hocamıza sorularınızı sorabilirsiniz. Programımız başlamıştır. Mutlu hocam tekrar hoş geldiniz. Hem Türkiye'ye hoş geldiniz hem programımıza hoş geldiniz. Şimdi hocam ben bir jenerik konuşması, bir giriş konuşması elimden geldiğince yapmaya çalıştım. Şöyle başlayalım isterseniz. Şimdi bitkilerin kanserin tedavisinde etkisi nedir? Şimdi öncelikle konuya şuradan gireyim. Bundan 150 yıl önce, 200 yıl önce, 300 yıl önce de doktorlar vardı, hastalar vardı, kanser vardı. Ama olmayan şey neydi? İlaç firmaları yoktu. Evet. Yani insanlar yine tedavi oluyorlardı. Ve bugün, şu gün geldiğimizde tarihin bütün insanlık bilgisinin süzgecinden süzülmüş bilgilerle buraya gelindi. Şimdi belirli bir süre sonra tabii ki modern tıp veya daha basit bir Katolik tıbbının yerleştirdiği bazı kurallar ortaya çıkmaya başladı. Ve zaten şimdi de bunların bir kısmının yavaş yavaş ne kadar yanlış olduğunu da görmeye başladık. Ama bu kurallar konulduktan sonra daha böyle bir modern tıp bir şirketler grubunun kontrolüne girdi. Ancak insanoğlunun içgüdüsel olarak bu insanlık tarihinin genetiğinde olan bu yapıdan dolayı hep bitkilerle tedaviye yönelmeye çalıştığını gördük. Daha sağlıklı olanın, doğa ananın en doğrusunu vereceğine inandığının, bu bütün inanışlarda ve bütün toplumlarda böyle gidin Maya'ya, gidin Kızılderililere, gidin Çinlilere, Japonlara, her yerde aynı. Onun için ve 2008 yılında Dünya Sağlık Örgütü'nün ana toplantısında Dünya Sağlık Örgütü'nün başkanlarından Margaret Chan dedi ki, ey insanoğlu, ey bilim insanları, bu bitkisel tedavilerin, bu insanoğlunun bilgisinin süzülmüş olan bu özün bize modern tıpla bunu entegre edin. Hani atıyoruz, X bitkisi şuna yarıyor. Bunu bulun kardeşim. Elinizde laboratuvarınız var, bir sürü olanağınız var. Bunları ortaya koyun. Ve bundan sonra
Bunun adı integratif tıpa döndü. Yani bu bitkisel, geleneksel yöntemler modern bilimle açıklandı. Yani evet. Biz olanı açıklamaya çalıştık. Bilmiyorum hatırlar mısınız? 1990'lı yıllarda akupunktur konuşulmaya başlandığında ki yüzyıllardır Çin'de yapılıyordu. Evet. Dalga geçirdik. İğneyle tedavi mi oluyor? Bugün bilim dalı. Evet. Asistan yetiştiriliyor. Birçok şeye iyi geldiğini kanıtlandı. İşte bundan hakeza sonra... Ziya Özel hocamız vardı hocam. Ya o da öyle. Evet. Yani kanserde zakkumu kullandığı için ciddi anlamda hani bir topa tutuldu medyada ve hekimler çerçevesinde ve Amerika'ya gitti. Bugün Amerika'da bunu ilaç olarak Türkiye'ye satmaya başladı. Evet. Satıyor biliyorsunuz evet. Bunu. Aynı şekilde. İşte yakın zamanda kolesterolle ilgili tartışmalar evet. Bundan 3-5 yıl önce herkes karşı çıkıyordu. Bugün işte herhalde Sayın Karatay hocamızın hizasına geldi herkes diye söylüyorum ben yavaş yavaş. Amerika'da hocam geçtiğimiz günlerde bu konuda bir açıklama yaptı ve kolesterol sınırlarını kaldırdığını söyledi. Biraz da hocam bir kompleks bize yerleştirildi. Bizden adam olmaz kompleksi. Hani Doğu kültüründen hocam Batı çok uzun yıllardır esasında bir bilgi almıyor. Bir bilgi devşirmiyor. Ve biz yani yakın zamana kadar. Ama artık şunu görüyoruz ki hocam esasında bilimin merkezi olan Anadolu toprakları ki tıbbın da merkezi Anadolu. Yani tüm dünyanın kabul ettiği Hipokrat Anadolu insanı. Evet. İbn-i Sina Anadolu insanı. Evet. Ya bu topraklar çok hem insan yetiştirmiş hem de tıbbi bitkiler, endemik bitkiler yetiştirmiş hocam. Şimdi bu açıklamalardan sonra dünyanın önemli üniversitelerinde integratif tıp klinikleri kuruldu. Mesela benim çalıştıklarımdan Kansas Üniversitesi, yine Thomas Jefferson, Arizona Üniversitesi, Avrupa'da yine Ruhr, Heidelberg bir sürü. Bunlar ve bir baktılar ki bunlar açıklığa kavuştukça, biz öğrendikçe gözlerimiz daha da açıldı. Neymiş bunlar dedik. Mesela benim üzerinde en çok çalıştığım bitki zerdeçal. Hani evet. Biz zerdeçalın içindeki özünü de çıkarttık. Kurkumindir ona o sarı rengi evet. Veren. Ve bitkisel adı da Latince de kurkuma longa'dır. Kurkuminin böyle nelere kadir olduğunu gördükçe şaşırmaya başladık. Öyle bir şey ki. Bir de şöyle bir şey oluyor. Mesela zerdeçal diyorsun. Mideye iyi geliyor, işte enfeksiyona iyi geliyor, bağırsağa iyi geliyor, şuna iyi geliyor, buna iyi geliyor. Diyorlar böyle şey mi olur? Ya yaradan yaratmış böyle bir şey var. Sonra biz buna döndük, niye böyle diye. Çok ilginç bir şey söyleyeyim mi hocam? Bütün hastalıkların kökeninde inflamasyonla birlikte kontrolsüz bir immün sistem hareketini gördük. Eğer immün sistemi kontrolsüz bırakırsanız kanserleşmeye gidiyor. Veya işte kronik hastalıklara neden oluyor. İşte biz kurkuminin buradaki ilk moleküllerden birisini durdurduğunu gördük. Hatta çok ilginç bir söylem var. Acaba ilk domino olan molekülü mü durduruyor kurkumin? Ve bunun için o kadar çok şeyi etkiliyor ki. Ve bir anda birçok şeyi düzelttiğini görebiliyorsunuz. Ve de şu anda çözemediğimiz bir şey var. Şimdi siz bir ilacı verdiniz. Mesela kemoterapi veriyorsunuz zehir ya. Gidiyor. Sağlıklı hücreyi de öldürüyor, hastalıklı hücreyi de öldürüyor. Ama kurkumini verdiğinizde kurkumin sadece hastalıklı hücrelere gidiyor. Evet. Bunun neden olduğunu şu anda bilmiyoruz ama elektriksel olarak hastalıklı hücrelerle normal hücreler arasında bir fark var. Ve bu evrende de bu böyle bazen. Yani hani bu ilk görüşte aşk gibi bir şey. Yani bunu tam tarif edemiyoruz. Veya işte ne bileyim sedef hastalığı burada olur. Burası da cilt niye burada oluyor gibi. Predileksiyon dediğimiz ön seçim yerleri var. Bu da kanserli hücreleri seçiyor ve onlara gidiyor. Yani yaradan öyle bir şey koymuş ki gerçekten onu bulduğunuzda fark ediyorsunuz. Sonra bu bilgiler birikmeye başladıktan sonra biz geriye döndük bir baktık. Ya ilaç firmaları da zaten bunları bize satıyorlarmış ki. Bugün kullandığınız bütün eczanelerdeki, bütün ilaç farmasideki, bütün ürünlerin %75 bitkisel kaynaklı. Evet. Ama bunların farkı ne? Hani bugün böyle bir tabii. Grup var ya, tukaka, olmaz falan filan kullanma, öyle şey mi? Böyle bir şey. Bunların patentini alamıyorlar. Kimse alamıyor.
patentini alamadığınız için de, bunu patentleyip satamadığınız da çok para kazanamıyorsunuz. Çok para kazanamadığınız için de bunlar... Herkesin üretebileceği, herkesin gelebileceği bir patent. Aynen. Yani maydanozun patenti nasıl olmuyorsa... Olmuyorsa bunun da olmuyor. Evet. Zerdeçal'ında Zerdeçal bana ait diyemiyorsunuz. Diyemiyorsunuz. Evet. Bizim orada bir söz vardır. Ak köpeğin pamuk pazarına zararı vardır. Onun için bunlar, hiç bunların dillendirilmesini bile istemeyen, evet, bir grup var. Çok ilginç hocam. Yani pamuğun pazarını bozar. Evet, senin, evet, yünün de yoksa, evet, köpek yünü mü diye sorarlar yani, insanı. Ak köpeğin pamuk pazarına zararı vardır derler bizim orada. Bu da onun gibi. Yani hiç zerdeçalı konuşmayalım derler. Mesela şimdi bizim çalıştığımız alan hangi ilaçlarla en iyi etkileşiyor? Kemoterapi alırken nasıl, evet, kullanılmalı? Neler yapılmalı? Bununla ilgili çalışmalarımızı biz tamamladık. Bugün aşağı yukarı bütün kemoterapi ilaçlarıyla pozitif yönde etkileşiyor ve etkilerini, evet, yaklaşık 2-3 kat kadar arttırıyor zerdeçal. Zerdeçal bunu yaparken yan etkileri de azaltıyor. Evet. Çok ilginç bir şekilde. Ama bazı ilaçlarla birlikte kullanılmasında da, biraz önce sohbet ederken siz de belirttiniz. Mesela etoposit diye bir ilacımız var. Yine onkolojide kullandığımız bir kemoterapi ilacı. Jenerik ismidir. Evet. Etopositle birlikte kullanıldığında mesela etoposit etkisini nötralize ediyor. Onun için etoposit alan hastalarda biz kurkuminin veya zerdeçalın kullanılmaması gerektiğini öneriyoruz. Veya siklofosfamit dediğimiz bir ilacımız var. Bunun da aynı şekilde kullanılırken dikkatli olunmasını gerekiyor. Bir de bazen özellikle uygulama şekliniz ve verme şeklinizin de çok önemli olduğunu, bazı ilaçlarla arasında zaman olması gerektiği konusuna da vardık. Hatta bazen daha düşük dozlarda çok daha etkili olduğu sonuçlarına da vardık. Yani bu işin üzerine düşerseniz, bu işi araştırmaya başlarsanız, bu bir derya deniz. Sadece sizi yönlendiren insanların, evet, işte bunu yap, şöyle yap diyenlerin zihninizi serbest bırakıp hocam, bilim adamı kimliği, evet, çerçevesinde. Hocam zerdeçalla ilgili, hani hafızam beni yanıltmıyorsa, Hindistan'da çok tüketilen bir baharat. Evet. Zerdeçal bitkisi ve çocukluk yaştan itibaren, neredeyse anne sütünden itibaren çocuk zerdeçal bitkisini tükettiği için bu noktada hocam Hindistan'da belirli kanser türlerinin görünmediği. Yani bayağı az görüldü. Bayağı az görüldü. Yani işte atıyorum dünya ortalamasının bindeli rakamlarına kadar düşecek kadar ya da yüzdeli, evet, rakamlarına düşecek kadar. 8-10 kat daha az görülüyor. Evet. Zaten oradan çıktı. Oradan çıktı değil mi hocam? Evet. Evet. Özellikle bir bölgesi çok yoğun kullanılıyor. Güney bölgesi. Ve bunların kullanımı da özel yalnız. Şimdi zerdeçalı suya döktüğünüzde erimez. Evet. Onun için ben zerdeçalı aldım işte yemeğe döktüm. Kaşık yedim. Hiçbir anlamı yok. Evet. İshal olursunuz o kadar. Başka hiçbir işinize yaramaz. Kurkumini zerdeçalı aldıktan sonra zerdeçalın eridiği şey yağdır. Yağda erir. Onun için onlar tavaya önce koyarlar, yağı koydular ya, yağdan sonra baharatı atarlar. Evet. Onun için de onu eritirler, ondan sonra yemeği pişirirler. Onun için Hindistan bölgesindeki hastalıkların azalmasının şekli hem kullanım şekillerinden hem yoğun kullanımlarından. Etken maddeyi dışarı çıkartmış mı oluyor hocam? Hayır, yağla bağırsaktan beraber kana geçiyor. Evet. Yağla beraber. Evet. Yani kana karışmasını bu anlamda. Evet. Öbür türlü hocam geçmiyor hani, kana. Kana karışmıyor. Geçmiyor. Yani domatesin kabuğu gibi vücuda, aynen, dolaşıp atıyor vücuda, evet, onun bir şekilde. Yani likopen var, evet, ya onda, evet, olmuyor. Bunu da alamıyorsunuz. Onun için mesela bir dönem Amerikalılar bunu fark ettikten sonra herkes zerdeçal kullanmaya başladı ama bir şey değişmedi. Çünkü zerdeçalı doğru kullanmıyorsunuz. Onun için şimdi zaten bunları öğrendikçe, ha teknoloji yine girdi işin içine, modern tıp yine girdi. Modern tıp ne yaptı? Bu kez bunu emilebilir hale getirdi. Evet. Ve kana, mesela şu anda dünyada 4 tane ürün var. Bunlar kana 1000 kat daha fazla geçen zerdeçallar, kurkuminden. Bunlardan bir tanesi yani ülkemizde de var. Zerdeçöp olarak da geçiyor bu aynı zamanda. Ve bu kana 1000 kat daha fazla geçiyor. Bunları sabah akşam düzenli olarak, sabah 2, akşam 2 kullandığınızda çok çok yararını görebiliyorsunuz. Ama hocam bir ifade de bulundunuz. Hani kullandığınız ilacı da bilmeniz gerekiyor. Tabii ki. O noktada hekime, tabii işte ki, bu noktada tabii hocam ki, ben zerdeçal kullanacağım ama
bu ilaçla beraber mi kullanayım ya da kullanabilir miyim mi de sormakta fayda var. İşte o nokta biraz sıkıntılı evet. oluyor. Bizim hekimlerimiz o noktada bunun bir işe yaramadığını veya işte tabii ki birazcık da bilgi eksikliğinden kaynaklanan şu anda kullanma sonra kullanırsın na geçiyoruz. Yani tabii ki bu konuda bilgisi olan hekimlere danışırlarsa biz elimizden geldiğince internetten tabii. de gelen her soruyu cevaplamaya çalışıyoruz. Başka ama bu işte arkadaşlarımız var. Tabii yani şimdi adam derde düşmüş, hasta. Bir gram daha fazla yarar görmek istiyor. Onun için inanırsınız hastalar öyle bir araştırıyor ki hayran olursunuz. Hele hele bazı aileler, benim birkaç tane hastam var. Babaları da işte eğitim seviyesi çok yüksek, öğretim üyesi falan. Ya adamlar o kadar araştırıyorlar ve sizi sıkıştırıyorlar ki yani sizin de onlar kadar okumanız gerekiyor yani. Konuya hakim olmak gerekiyor. Hakim olmanız gerekiyor hocam, yani. Mesela çok enteresan bir yine araştırma yapılmış bu bitkilerin tedavide kullanılması hı-hı. çerçevesinde. Sağlık sektöründe çalışanların bitki kullanımı çerçevesi. Hı-hı. Amerika'daki hekimlerin %50'si kendi özelinde bitki kullanıyor. Avrupa'da özellikle Almanya'daki hekimlerin yine %50'ye yakını kendi özel hayatında bitkiden yararlanıyor. Uzak Doğu'da bu %100'e yakın, Japonya'da %100'e yakın bu noktada. Fakat Türkiye'de 1000'de belki rakamlarda, yani çok az, hani biz bunu çok az biliyoruz. Bu sefer de hocam bu konu biraz da aktar pazarının bilgisine kalıyor. Siz bu noktada hocam zerdeçal bitkisi çerçevesinde biraz da izleyicilerimiz kanser tedavisinde, yani çünkü kanser ciddi bir rahatsızlık. Zerdeçal ve bitki özelinde kanseri hocam biraz da sizden öyküler alalım. Şimdi şöyle söyleyeyim. Hastalarımıza kısa bazı bilgiler vereyim. Şimdi bazen o kadar çok bitki ortaya çıkıyor ki onu da iç, bunu da iç, şunu da iç. Hayır böyle değil. Şimdi en yararlıları hangisi? Sizin kullandığınız kemoterapi ve aldığınız tedaviyle en uyumlu hangisi ise onları, çünkü bir de bunu İnsanın kullanılabileceği seviyeye getiriyorsunuz. Mesela hasta getiriyor bana bir torba döküyor. Hocam bunlardan hangisini içeyim? Ne yapacaksın bu? İçmeye kalksan içilmez zaten bu kadarı. Evet. Avuç avuç ilaç içmek zorundasın. Hayır böyle değil. Biz bunun için iki tane yol uyguluyoruz. Bir tanesi standart iyi geldiğini bildiğimiz gruplar var. İşte iyi iş birlikte güzel çalışan evet. gruplar. Diyoruz ki bunları kullan. Ama hasta daha da detaylı bilgi edinmek istiyorsa hastadan kan alıp kandaki tümör hücrelerinin üzerinde hangi bitkisel ilaçlar en iyi geliyoru belirleyebiliyoruz. Evet. Yani zerdeçal mı, pavpav mı, işte resveratrol mü, hangisi ise D vitamini mi, C vitamini mi, hangi B17 vitamini, bunların analizlerini yapabiliyoruz. Bütün bitkilerin işte zeytinyağı ekstraktı mı veya oleander evet. ekstrak mı? Ziya Özen'in bulduğu ekstrak mı? Hangisi olduğunu ortaya çıkartıyoruz bunun. Ve ona göre onların arasında da, aa bunların hepsi iyiymiş, hepsini. Hayır öyle bir şey. İyi etkileştiğini bildiğimiz, birlikte iyi iş yaptıklarını ortaya koyuyoruz. Onun için yani nokta atışı dediğimiz evet, aynen konuya öyle. Geliyorsunuz. Evet, aynen öyle. Hani hastanın sorununu belirliyoruz ve o soruna yönelik çözüm üretiyoruz. Evet. Yani onu da hiç bunu da işte ben komşumdan şunu sakın öyle şeyler yapmayın. Mesela bazı kullandığınız ilaçlar kemoterapilerin etkisini nötralize eder. Örnek vereyim. C vitamini. Eğer düzenli C vitamini alırsanız kanseriniz hızlanır. Aa çok enteresan. Kemoterapiniz daha etkisiz hale gelir. Düzenli C vitamini. Evet. Evet. Ama C vitaminini damardan yüksek dozda alırsanız kanseri tedavi eder. Evet. Ağızdan aldığınızda etmez. Kana karışmıyor mu hocam? Hayır. Şimdi şöyle. O zaman farklı bir alanda mı tüketiyor vücut onu? Aynen öyle. Şimdi C vitamini yapı olarak %90 aynı şekere benzer. Kanserde sadece şekerle beslenir ya. Evet. Onun için eğer siz azar azar C vitamini verirseniz C vitamini kanserin etrafını temizler ve kanserin büyümesini kolaylaştırır. Ama çünkü siz ağızdan 20 gram da alsanız, bir çuval da yeseniz bağırsaklardaki C vitamini emen yer belli. Günde alabileceği 260 nanogram. Ben sizin elinize bir tane torba versem, balık dolu havuza soksam bütün havuzu tutamazsınız. Tutabileceğiniz 10 tanedir. Bu da öyle.
Bağırsakların emebileceği 10 tane. O kadarını emiyor. Ama bu da tümörü temizliyor. Ama yüksek dozda damardan yaparsanız bu kez çok yüksek konsantrasyonda tümörü öldürüyor. Tümör onu şeker sanıp alıyor ve o bir asit olduğu için tümörü öldürüyor. Ama azar azar verdiğinizde tümörün işini kolaylaştırıyor. Evet. Antioksidanlar. İşte şu antioksidan, bu antioksidan. Bakın, antioksidan kullanırken işte üzüm suyu ekstreleri bilmem neler falan filan. Bunlarla ilgili şu anda çok muallak bilgi var ve çoğu da genellikle kanserin işini kolaylaştırdığı yönünde. Ve genellikle hastalığı ilerletebileceği yönünde. C vitamini de bir antioksidandır. Onun için mümkün olduğunca antioksidanlardan uzak kalın. İşte diyorlar ki biz kemoterapinin yan etkisini azaltacağız. Kardeşim azaltma. Etkisizleştiriyorsun çünkü. Bari bırak orada ya bari işini bırak yapsın. İş yapsın yani. Tabii. Yani o antioksidanlardan mutlaka ve mutlaka uzak kalınması lazım. Ama mesela en önemli şeylerden bir tanesi balık yağı veya evet, zeytinyağı. Hayatınızdaki omega 3'ü arttıracaksınız. Çünkü omega 3, omega 6 oranı değiştiği andan itibaren vücudunuzda her türlü hastalığa zemin hazırlarsınız. Onun için mutlaka kanser hastasının omega 3'ünün yüksek olması gerekiyor. Evet. Eğer bunu bitkisel veya işte doğal veya bitkisel ürünlerle sağlayamıyorsanız omega 3'ü hap olarak da kullanabilirsiniz. Bu evet, çok 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 önemli. Bunun dışında hocam alkali çok burada, güzel. Sular evet, da çok tartışılıyor. Evet. Özellikle karbonat özelinde ciddi bir hani şey var. Bilgi var. Çok ilginç bir noktaya temas ettiniz. Tabii bilim güzel bir şey. Bundan 2 ay önce bir hastam bana dedi ki alkali diyet yapayım dedim. Yapma öyle şey. Saçmalık o. Sonra çalıştığımız gruptan bir arkadaşla sohbet ederken bana alkali diyetle beslediği hayvanlarda, tümörlü hayvanlarında tedavilerin daha iyi olduğunu söyledi. Dedim nasıl? Bana bunu açıklar mısın? Açıklayamam ama dedi biraz bekle. Sonuçlar, gözlem var ortada. Önce gözlem. Sonra biz bunu moleküler olarak da incelediler. Ben yine gittiğimizde paylaştım. Bugün İngiltere'den 2 tane yayın, Almanya'dan da bir tane bildiri geldi ve şöyle bir şey var. Şimdi bakın ben kendim 2 ay önce yok olur mu diyen bendim. Başkası değildi. Siz bitkinin gücüne inanan bir hekim, olarak. Buradaki mantığımız şuydu. Kanserin etrafı asittir. Siz alkali diyetle bu asiti temizleyip tümörün ilerlemesini kolaylaştırırsınız. Ama onların yaptığı çalışmada tümörün etrafındaki asitin alkali diyetle özellikle kemoterapi esnasında kullanıldığında daha etkili olduğunu gösterdiler. Ve bana açıkladıkları da şuydu. Bu asit, kanserin etrafındaki asit kemoterapileri eritiyor. Kemoterapiler yeterince etkili olmuyor. Ama siz bunu alkalize ederseniz o etrafındaki asiti nötralize ediyorsunuz ve kemoterapi daha kolay tümörün içine girip evet, iş yapıyor. Onun için kemoterapi alan hastalarda bugün hasta bana derse ki hocam alkali diyet yapayım mı? Diyorum ki neden olmasın. Neden olmasın. Peki hocam orada hani alkali diyet deyince şimdi hani mesela diyelim ki karbonat. Evet. Bunu suya katıp içme midir alkali diyet dediğiniz husus? Şimdi şöyle hem bütün besinleri alkali olarak tüketmeniz lazım. Bunun çok ciddi bir tabii, listesi var. Bir de tabii ki ilave katkı olarak özellikle kemoterapi alıyorsanız çünkü hayvan deneylerinde direkt bikarbonatı içirdiler. Evet. Tabii damardan bikarbonat vermek çok mantıklı değil. Ama alkali hem bikarbonatı kullanmak hem de alkali bir diyet yapmak ve pH'yi arttırmaya çalışmak gerçekten. Çünkü tümörlü bir hastada pH'yi arttıramazsınız. Çünkü sürekli bir asit üretimi evet, var. Ama bu tümörün etrafındaki asiti nötralize edebilirseniz çok işe yaradığını söylüyorlar. Bu bize esasında şöyle bir ufuk açıyor. İkinci açtığı ufuk şu. Biz tümörün etrafındaki çevreyi değiştirebilirsek, yani pis bir yerde yaşıyor. Evet. Biz tümörü daha rahat tedavi edebiliriz noktasına geleceğiz esasında. Evet. Bu bize buradan bir uyarı veriyor. Onun için alkali diyet, hani ben yani tabii bu 3-4 tane çalışma yapıldı, bununla konuşamayız falan gibi şeyler söylenebilir ama ortada bir emek var, bir gözlem var. Bunun karşısında konuşurken 3 kere daha düşünmek gerekiyor. Bugün ben de bana 2 ay önce soran hastama yok öyle şey falan derken bugün evet niye olmasın? Çünkü
mantıkları. Hocam bir telefonumuz var. Tabii çok fazla soru var ama izleyici sorusu da alalım araya. Tülay Seçen, Ankara. Tülay Hanım, hoş geldiniz programımıza. Mutlu Doçent Doktor Mutlu Demiray hocamızla kanser tedavisinde bitkiyi konuşuyoruz. Bitkilerin önemini konuşuyoruz. Evet. Sizi dinliyoruz efendim.